Yalıtım işlerle ilgileniyorum. Özellikle yangın yönetmenliği konusunda ciddi sıkıntılarımız olduğunu, ülke gerçeklerine herkesin kulak tıkadığını, hatta devlet mekanizmasının bu konuda ipotek altında olduğunu düşünüyorum. 2007 yangın yönetmenliği ile 2009 yangın yönetmenliği arasındaki temel ve tek neden var. 2007 yangın yönetmenliğinde dış cephe kaplamalarının iki kata kadar olan binalarda B sınıfı yanan ya da zehirli gaz çıkaran, iki katı geçen binalarda A1 sınıfı asla yanmaz malzeme kullanma zorunluluğu getirdiğini biliyoruz. 2009 yangın yönetmeliği hatta yeni bir takım maddeler daha eklendi. 2009 yangın yönetmenliği ise bunu 7 kata çıkardı. Bunu 7 kata çıkardı. Orada yüksek diye ibareler kullandı. Yükseğin anlamını hala da insanlar çözemiyor. Biz fiiliyatta 10-15 kata kadar, demin bahsettiğiniz TOKİ'de 20 katlara kadar polistiren kullandığını, yani yanan malzeme kullandığını ya da zehirli gaz çıkaran malzeme kullandığını, bunu da mimar ve mühendislerin çok rahat savunduğunu, hiçbir şey olmayacağını, ama cezai müeydeyi söylediğimiz zaman da burada Türkiye olduğunu söylüyor. Şimdi lafımın başında şunu söylemiştim. 2007 yangın yönetmeliği ile 2009 yangın yönetmeliği arasındaki tek fark bu. Ve bu konuyla ilgili yasa düzenleyiciler ipotek altında. Ciddi anlamda ipotek altında. Kim tarafından? Polistiren üreticileri ve onların dışarıdaki ana malzeme sağlayıcıları tarafından. Şimdi gelinen noktada bunun, yani bu yangın yönetmeliğine uyum noktasında esas da devletle ilgili neler yapılabilir? Ne yapmak gerek? Üzerimize düşen nedir? Bu konuda biraz açıklama istiyorum ben. Teşekkür ederim. Let me take this. I think it just addresses my point. Let me take this question because I think it addresses my point. Teşekkür ederiz. Yönetmeliğin tam kapsamlı olarak bakıldığında zayıf olduğu çoğu alanda çok aşikar. Günün konusu olan yangın alanında binaların yangından korunması yönetmeliğinin zayıflığı, inanın belki o maddelerin iki revizyon arasında değişikliğini isteyen, öngören ve bastıran üreticiler tarafından bile artık kabul ediliyor. Tek değişikliğin ve tek nedenin bu olduğunu düşünmüyorum. Ama bir noktada hakkınız var tabii ki, çok net bir şekilde. Uygulama şu anki son haline getirilmiş yönetmeliğe dahi uygun değil. Ve uygulama, yönetmelik de zaten Avrupa ortalamasına bakıldığında yeterli güçte bir yönetmelik değil. Bu aşikar. Çok net. Şu an benim bildiğim, bana gelen bilgi kadarıyla yönetmelik üzerinde bir revizyon çalışması yürütüyor Bakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Ama İşin ilginç tarafı, bu tamamıyla çalışmayı yürüten müdürlükten, daire başkanlığından, daire başkanı tarafından verilmiş bir bilgi. Ama kimse bize veya çalışma arkadaşlarımıza, yani firma olarak demiyorum bakın, gruplar olarak konuşuyorum, hiçbir şey sormuyor. Onu bile tahmin etmiyorum ama bu daha detay yoruma girer, bugünün konusu değil ama kimse şu an kimseye bir şey sormadan bir yangın yönetmesi yönetmeliği revizyonu yürütüyor. Sonuçta ne çıkacak ben de çok merak ediyorum. Şu anki yangın yönetmeliği revizyonu zayıf. Özellikle kullanılacak malzemelerin yangına tepki ve yangın dayanım toparlayayım. Özellikle kullanılacak malzemelerin yangına tepki karakteristikleri ve yapı elemanlarının yangın dayanım karakteristiklerinin net olmaması açısından zayıf. Mesela yangın kapısı 60 dakika duman sızdırmaz ve yangına dayanıklı diyor. Yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz ne demek ki? E karakteristiği mi, I karakteristiği mi, EIW mu? Ne anlama geliyor? Bir açıklık yok. Peki çelik kapı standarta baktığınız zaman, EN1634'e 1'e baktığınız zaman çelik şaseli, çelik çerçeveli, çelik kanatlı kapı çift taraflı test edilerek sadece
yangın dayanım karakteristiği olan E-I'ya ulaşabilir. Yani fiziksel bütünlük ve yalıtım karakteristiği. Böyle bir detay da yok. Karşımıza çıkan test raporları şöyle. Ne yazık ki bir X bir laboratuvar, bizimki yeni bahsettim 2 haftalık, X bir yabancı laboratuvar, bir Doğu Avrupa laboratuvarı bir test yapmış ve test raporu yayınlamış ve test raporu gayet düzgün. Diyor ki çelik kapı 16 dakika fiziksel bütünlüğe, 16 dakika yalıtım karakteristiğine, I karakteristiğine 138 dakika fiziksel bütünlüğe sahiptir diyelim. Üzerine bir İngiliz belgelendirme kuruluşu belge yayınlamış. 120 dakika yangına dayanıklı kapıdır diye. TOKİ de bunu kabul ediyor. 120 dakika yangına dayanıklı kapı olarak kullanılıyor. Halbuki E120, I15 olarak sınıflandırmanız lazım bunu. Ve sonucu 15 dakika yangına dayanıklı bir kapı. 120 dakika değil. Peki bu belgelendirme kuruluşlarının yayınladığı belgeler, sertifikalar kontrol altında değil mi? Hayır, değil. Niye? Çünkü bunlar üçüncü taraf akredite belgelendirme kuruluşları ve zorunlu olmayan, isteğe dayalı, talep üzerine yayınlanan belgeler, verdikleri belgeler. Nasıl olacak bu iş? Uzun vadede bilinçlendirilmenin arttırılmasıyla. Biz olabildiğince elimizden geldiğince bakanlık da dahil olmak üzere Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı'na kadar büyükşehir belediyelerin ve diğer belediyelerin itfaiye daire başkanlıkları ve itfaiye müdürlüklerine kadar, piyasa gözetim denetim şube ekiplerine kadar, yapı denetim kurumlarına kadar ücretsiz eğitim seminerleri düzenliyoruz. Bu tarz toplantılar düzenliyoruz üreticilerle beraber ki bilinç seviyesini arttırabilelim. Mimarlar, mühendisler, itfaiyeler için, bakanlık için, mevzuatı oluşturanlar için. Ben 35 yaşında bir mühendisim. 5 sene sonrası için ben bir şey beklemiyorum. 10 sene sonrası için umudum olabilir. Gelişme gösterecek. Bilmiyorum, cevap oldu mu sorduğunuza? Buyurun efendim. Bir şey sormak istiyorum. Burada hep pasif yangın güvenliği üzerinde konuşuldu. Doğru. Aktif yangın güvenliği mecburiyeti nedir ve ne şekilde başlar? Hemen yalnız iki kelime, yani şu Buyurun. Binalar için olursa çok sevinirim. Çünkü devamı olacak. Tabii. Pasif yangına hiç girmedik. Bugünkü konu binalarda, aktif yangına hiç girmedik. Bugünkü konu binalarda pasif yangın güvenliği çünkü. Temel neden bu. İkinci temel neden de bu bir aynı zamanda bir öz eleştiri. Türkiye'de yangın güvenliğinin bayraktarlığı, doğru tabir kullanmışımdır umut ediyorum, TÜYAK tarafından yapılıyor. Ve TÜYAK yönetim kurulu, ben de yönetim kurulu üyesiyim. Benim haricimde tüm üyeleri aktif yangıncı üyeler bildiğim kadarıyla. Aktif yangın korunma mecburiyeti ne zaman başlıyor? 2007... Hayır, ben tarih falan ya da sertifika numarası sormuyorum. Hangi tür binalarda aktif yangın mecburiyeti var? Sunumumda vardı. Kullanım tipine ve yüksekliğe göre çokça değişiyor. Ama çoğu binada var. İnsanların oturduğu her yerde olması kesinlikle, gerekiyor mu? Kesinlikle. Çünkü şundan devamını getireyim. Burada anlatılanların hepsi çok güzel, çok mantıklı. Ama unuttuğunuz bir şey var. Eğer aktif yangın güvenliği yoksa bir binada, siz sadece binayı korursunuz. Çünkü biraz önce kendi sunumunuzda vardı. 15 dakika içerisinde, 5 dakika içerisinde 570 dereceye çıkıyor. Bir insanı kurtarmanız için gereken zaman size sadece 40 saniye. Ve sprinkler sistemi olmazsa bütün bunlar sadece binayı korumaya yarar. Ve konuştuğunuz her şey havada kalır. Neden? Zaten 45 saniye sonra bu insanlar ölmüş olacak. Bir dakika sonra zehirli gaz salınsa ne olur, salınmasa ne olur? 15 dakika sonra o panel kalsa ne olur, kalmasa ne olur? Dolayısıyla önlemleriniz eğer insan odaklı olacaksa 45 saniyede ne yapacağınızı ve standartları buna indirmeniz gerekir. Peki. Doğru, katılıyorum. Hatta arttırıyorum. Görüyorum ve arttırıyorum. Doğru, katılıyorum. Hatta üzerine bir şeyler söyleyeyim. Büyük ihtimalle Türkiye'deki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Yangın güvenliği noktasında bile
birliktelik sağlayamıyoruz. Yangın güvenliğine bakış pasif yangıncılar ve aktif yangıncılar olarak bölünmüş durumda. Halbuki ikisi tamamıyla bir prosesin başlangıcı ve bitişidir. Birbirlerini tamamlarlar. Aktif yangın sistemleri, aktif yangın güvenliği pasif yangın sistemleri olmaksızın eksiktir. Sakattır. Aynı zamanda aktif yangın sistemleri de taşıyıcı yapı elemanı aktif yangın sistemi tam faaliyete geçmeksizin fiziksel özelliklerini yitirecekse tek başına yetersizdir. Yani aktif yangın ve pasif yangın projelerde, binalarda beraber uygulanmalıdır. Aşikar. Ama bugünün konusu binalarda pasif yangın güvenliği. O yüzden girmedik. Hatta gösterdiğim sunumlarda farkındaysanız şeyler vardı. Konutlarda sprinkler varsa şu metreye kadar 60 dakika, sprinkler yoksa 90 dakika. Yönetmelik de buna göre ayırıyor zaten. Burada gözükmüyor yani. Yeme sormak lazım. Bir de hayır, senede 7000 kişi seminer aldığına göre burada bir sormak lazım. Doğru? Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Şu perdeler kapalıyken yansı burası. Katılıyorum. Kesinlikle. Tamam var. Peki. Buyurun efendim. Sorry. May I ask another question? Okay, may I have some additional comment on this question? We are a company providing pacifier protection and pacifier safety, but at the same time, we highly appreciate the effectiveness of sprinklers. You couldn't hear me say anything against these kind of measures, but we strongly believe that each of these active and passive fire protection have its specific role, and a building should be designed to keep these two aspects in balance. Just like if you add airbags in a car, it's not a reason to remove brakes from a car. It's a different way of protection in a building. So sprinklers have proven to be effective. I think they statistics show that they are more than 95% effective, but there are still these 5%. There are still fire cases, for example, where there is a documented fire case in Germany when in a factory a fire started within a sandwich panel and the sprinklers were just helpless to do anything about this fire. It just developed behind the steel. And another aspect is that sprinklers are not designed to extinguish any fire. They are designed to keep fire small until fire brigades arrives. But they also have their role, just like passive fire safety, and there must be a balance. This would be my comment on this. And if I may say a few words about construction products regulation, we are involved in this process as a European manufacturer. From the viewpoint of building product as a component, there will not be any big difference between directive and regulation, but construction product regulation will address somehow the installation, not directly, but there are some consequences for the installers and for the use of the product, not only for placing the product on the market, not only for selling it to the customer. And fire safety is defined exactly the same way in CPR as it was in the CPD. And sometimes you can hear some people on the market say that what is the problem if people escape? Anything can happen to the building. It can burn down. This is not true because legal definition in the CPD and CPR says that fire safety consists of five things. First of all, building has to remain its load-bearing capacity. Fire resistance, fire protection, this is the first requirement. Then building should not contribute to generation of flame and smoke inside the building. Buildings should not contribute to generation and a spread of fire and smoke to other buildings. Fourth point is evacuation of people. And the fifth point is safety of rescue teams. Fire brigades. So these are five aspects, and evacuation is only one of them. Thank you. Buyurun. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Genç bir kişi olarak ülkemizdeki gerçeklerin tümünü ortaya koyduğunuz için. Teşekkür ederim. Yani neticede denetim eksikliği sanıyorum çok ciddi boyutta.
Denetim konusunu özellikle Avrupa'da nasıl işlediğini Sayın Miroslav'a bir sormak istedim. Bir. İkincisi de bir şey anlatmak istiyorum. Yaklaşık bir 15 yıl kadar önce yine böyle bir toplantıda yangın güvenliğiyle ilgili bir seminerdeydim ve orada şunu söyledim. Yangın söndürücülere gelmişti soru. Dedim ki bende dedim yangın söndürücü var. Komşumda yok. Dolayısıyla yangın çıktığı zaman yangın gelip benim evimdeki veya iş yerimdeki tüpü görünce beni yakmaz. Çünkü bizdeki anlayış bu. O mantıkta hareket ettiğimizde aradan 15 yıl geçti. Değişen hiçbir şey olmadı. Bunu siz az önce 5 yıl 10 yıl falan bir söylediniz. Biraz karamsarım ben o konuda da. Neticede Türkiye'deki en büyük sorunun bence çok güzel ortaya koyduğunuz tamamen kamunun hatalarından kaynaklandığını, çünkü sizden birer görüş almadıklarını ifade ettiniz. Bu mantıkla Sayın Miroslav'a soru soruyorum. Orada durumlar nasıl acaba? Teşekkür ederim. So the, of course, you have the translation. Okay, so if I understand it correctly, you are asking about the supervision of the implementation of the CPR, of the process? No, he's asking how the market surveillance works actually in the European Union at that level. Does it take into consideration of the contributions of testing laboratories and notified bodies as well? Just from your side, or the producers? Well, if I should be open to you, I have to say that I'm not the right person to answer this question, but there's a general feeling in Europe that market surveillance doesn't work very well. This definitely is a weak point, and it depends on the national authorities, on governments, how they deal with this issue. In some countries it works better, in some countries worse, but generally it's not working very, very well. And that's why also CPR addresses the problems of alternative product markings, and it is a regulation just to enforce uniform level of safety, because there were countries, for example, UK, which says that CE marking is not voluntary, is only voluntary, is not compulsory for them. So these problems with market surveillance are supposed to be addressed by the CPR. Hopefully. Hopefully. Başka? Şimdi, Rockwell'in dış cephe yalıtımı ile ilgili teknik spektinde der ki 1 metrekareye 6 tane dubel, 5 kilo yapıştırıcı, işte üzerinde mekanizmalar sürülerek bina yalıtılır. Şimdi Türkiye deprem bölgesi, binalarda kolon ve kirişlere gelen bölümlerdeki delme işlemleri binaya ne kadar risk getirilir? Özellikle ilk depremin burada andaki yüzey gerilim katsayısının artmasından kaynaklı. Well, as far as I know, there are certain applications where seismic testing has to be done. For example, this is also an issue throughout Europe in nuclear power plants, where you have to pass tests for seismic resistance. For applications like fire protection of concrete, of beams, of ventilation equipment, of penetrations of cables and pipes. But generally, this is a solution only for very specific types of buildings, and I am not aware that of any solutions applied to general buildings in this case. Bayağı sorularımız varmış aslında ama biraz da zamanımız kısıtlı açıkçası. O yüzden izninizle ben son soruyu alalım. Hangi beyefendi? En arkadaki beyefendiyi uzatabilir miyiz? Hakan Uslu İz Hocam. Soru sormayacağım. Son soruya cevap vereceğim. Ben de bunu merak etmiştim. Özellikle mantolama uygulamalarında bolca dübelleme yapılıyor. Perde duvarlara, taşıyıcı kolon ve kirişlere. Bunun binanın taşıyıcı sistemine etkisi ne olur diye merak ettim ve İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği de
bir doçent hocamızla görüştüm. Cevap şuydu, dış tarafta 5 santim zaten pas payı olduğu için binalarda dübelleme de genelde 5 santimden daha derin olmadığı için bunun hiçbir etkisi olmaz. Sadece daha uzun dübellemelerde binanın içindeki demire denk gelirse delikler ve eğer son kat kaplamada da su yani çatlak olursa oradan da içerideki delinmiş yüzeyde temas eden demire, taşıyıcı demire denk gelirse orada korozyon yapabilir. Ama bunun çok çok küçük ihmal edilebilir bir durum olduğunu, buna gelene kadar ülkemizdeki binaların tonlarca problemi olduğundan bahsetti. Yani önemli değildir. Binalarda mantolama uygulamasında delik açmanın binanın taşıyıcı sistemi üzerine herhangi bir negatif etkisi bulunmamaktadır. Teşekkür ederiz. Ben şey değilim, moderatör değilim. Size bırakayım, buyurun. Estağfurullah, sadece öğlen yemeğimiz, bir kokteyl ikramımız olacak. Orada da sorularımız devam edilebilir diye ben son soruyla beyefendiye veriyorum. Arkasından da sizleri ikramını alacağım. Herkese. Devran Tunlay, AKM Meteoroloji'den. Deminki açıklamanızda yangına dayanıklı olarak yurt dışında Doğu Avrupa'da yapılmış bir testten bahsettiniz. Kapılar için konuşuyorum. Evet. Yalıtımı 15 dakika ama kapının dayanıklılığı olarak 138 dakikaya gitmiş olan bir uygulamanın yangına dayanıklı olarak 120 dakika diye adlandırıldığını. Evet. Ama esas yangına dayanıklı kelimesinin altında orada izolasyonun bittiği dakika olan 15. dakikanın alınması gerektiğini, yani yangına dayanıklı kapının EI-15 diye adlandırılması gerektiğini söylediniz. Doğru anladım herhalde. En kötü ihtimalle E120-I15. Ama tek karakteristik verilecekse limit karakteristik verilmeli. Yani illa I için tek bir değer verilecekse limit karakteristik olan 15 verilmeli tabii ki. 15. dakikadan sonra ısı yalıtım özelliği ortadan kalkmış. Yani herhangi bir sensörde 180 dereceden fazla ısı artışı, toplam sensörlerde de iki yüzey arasında 140'tan fazla ısı artışı gerçekleşmiş. İzolasyon 140 dereceyi tutamayacak seviyeye gelmiş bir kapı 15. dakikadan sonra içerideki tüm canlıları pişirerek öldürecektir zaten. Doğal olarak bir yangın kapısından bahsetmiyorsunuz artık. Bir fırından bahsediyorsunuz orada. Doğal olarak E120 E15 olarak, yani fiziksel bütünlüğü bozulmamış ama ısı yalıtım özelliği kalmamış bir kapının 120 dakikalık kapı olarak sınıflandırılması tüm Avrupa ülkelerinin mevzuatlarına bakın kabul edilebilir bir durum değil. Sadece bizim için değil. Kesinlikle öyle. Çünkü bu konuda bizim mevzuatımızda sadece yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz kelimesi doğru, geçiyor. Doğru. Herhangi bir şekilde E, I veya W'dan hiçbir şekilde bahsedilmiyor. Ne yazık ki öyle. Mevzuatımızın eksiklerinden bir tanesi de bu. Ancak uygulama, yangına dayanıklı dediğiniz uygulama 3 temel kriterle sağlanıyor malum. R, E ve I. Yani hiçbiri tek başına yangına dayanıklıyı ifade etmiyor. R, E ve I dayanıklılığın parametreleri. R parametresi yük taşıyıcı bir elemansa geçerli. Kapı yük taşıyıcı bir eleman değil zaten. E ve I geriye kalıyor. Dediğim gibi örnek aldığımız yönetmelikler, bu yönetmelik hazırlanırken özel olarak Fransız ve Alman yönetmelikleri, onlar da EI karakteristiğini koymuş. Ama o zamanki yönetmeliği hazırlayan ekip ne düşündü? Nasıl tuttu da orada efendim yangına dayanıklı duman sızdırmaz kapı dedi ama EI atıflarını yapmadı? Onu bakandan sormak lazım artık. Kesinlikle bir eksikliktir. Aşikar. Bunu herkes kabul ediyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz ve evet. Siz değerli katılımcılarımıza da bu toplantımızda bizler birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Küçük bir hatırlatma yapmak isteriz. Toplantının izlenimleri Yapı Endüstri Merkezi dijital mecralarından yapı.com.tr adresinde izlenebilir. Aynı zamanda bütün videolar, yani toplantı video kayıtlarına ve fotoğraflarına da yemetkinlik.com adresinden ulaşabilirsiniz. Böyle yoğun bir günün sonunda hep birlikte ikram anında güzel bir kokteyle davet ediyorum sizleri. Teşekkürler, iyi günler.